Herkese merhaba. Evde çok güzel bir tatlı yapmak istiyorsunuz ama çok fazla uğraşmak istemiyorsunuz. Bu tarif tam size göre. Hadi buyurun hep beraber bir sütlü şerbetli tel kadayıf yapımına. Şöyle başlıyoruz. Küçük bir sos tenceresinin içine 2,5 bardak toz şeker, 1,5 bardak da su ekliyorum. Tencerenin altını yakıp şekeri suyun içinde eritmeye başlıyorum. Şerbet güzelce kaynadıktan sonra altını kapatıp içerisine birkaç damla limon sıkıyorum. Ayrı bir kaba transfer edip üzerine de 1,5 bardak oda sıcaklığında süt ilave ediyorum. İşte tatlımız için ihtiyaç duyduğumuz şerbet pastaman budur. Güzelce karıştırdıktan sonra kenara alıp soğutacağız ve kadayıfla devam edeceğiz. Öncelikle şöyle bolca taze kadayıfa ihtiyacınız var. Elinizle açın ama kopartmamaya çalışın. Üzerine yaklaşık 250 gram kadar eritilmiş tereyağı dökmenizi isteyeceğim. Tereyağın hepsini bir seferde dökmeyin, parça parça dökün ve bu ikiliyi güzelce birbirine yedirin. Bu işin püf noktası yağı tek seferde değil, birkaç seferde yavaş yavaş eklemek ve kadayıfları kırmadan mümkün olduğu kadar yağla buluşturmak. Ben bu işi Tivan porselen tezgahının üstünde yapıyorum. Geniş çalışma yüzeyi, kolay temizlenmesi bu tip işleri benim için son derece kolay kılıyor. Leke de tutmuyor. 10 numara 5 yıldız. Hadi dönelim tatlımıza. Peki ne yapacağız? Ondan sonra kalıplama işlemi. Şu şekilde bir küçük cam kalıbım var. Bunun içerisine şöyle kadayıfı yayıyorum. Birazcık kenarlardan dışarıya doğru çıkartıyorum. İçerisine birazcık pirinç fındık ekliyorum. Kadayıfları üstüne kapatıyorum ve elimle sıkıca bastırıyorum. Hemen arkasından da fırın kabıma ters çeviriyorum ve gördüğünüz gibi ilk kadayıfım hazır. Hepsini bu şekilde doldurmak yaklaşık 3-4 dakika vaktinizi aldı. Yapması bu kadar kolay. Fırında da aşağı yukarı yarım saat kadar pişecek bu arkadaşlar. 25 ile 35 dakika arası bunları güzelce pişireceksiniz. Sonra çıkartıp az evvel hazırladığınız o güzel şerbetle güzelce dans ettirip ondan sonra da soğutmaya bırakacaksınız. Bütün bu işleri yaptıktan sonra tezgahınızı temizlemek işte bu kadar kolay. Üstünü bir nemli bezle sileceğim, bir de kuru bezle işlem tamam olacak. 30 dakikamız tamamdır. Artık çıkartabiliriz. 200 derecede üstleri güzelce renk alarak harika bir vaziyette piştiler. Gördüğünüz gibi kendi fırın tepsisinin içerisinde de oynamaya devam ediyorlar. Ha fırından çıkarttın, direkt tezgaha koydun, zarar verir misin tezgaha diye korkmayın. Sizin Tivan'ınız var. Arkasından da sütlü şerbeti tatlınızın üstüne her bir tanesi şerbetle iyice buluşsun diye gezdiriyorsunuz. Ondan sonra da soğutup servise geçiyorsunuz. Efendim tatlınızı şerbetin içinde iyice bekletiyorsunuz. Hatta arada biraz banyo yaptırıyorsunuz. Soğuttuktan sonra böyle güzel bir servis tabağına alıyorsunuz. İşte size evde pratik, kolayca yapacağınız son derece lezzetli bir tarif. Ben tatlımı alıp gidiyorum. Tezgahı da size emanet ediyorum. Hepinize afiyet olsun.